Merhaba arkadaşlar. Quiz'in birinci sorusunda decimal tabanda verilen 228 sayısını IEEE Single Precision Floating Point şeklinde ifade etmemizi istiyor. Yapacağımız ilk işlem 228 sayısını unsigned binary şeklinde ifade etmek. Bunun için de bu sayıyı ikiye bölüyoruz ta ki bölünmeyene kadar. Bu işlemi yapalım. İşlemi yaptıktan sonra en son bölümden başlayıp gördüğünüz gibi kalanları alıyorum arkadaşlar. Bunları daha önce görmüştük zaten. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 sayısını elde ettim. Şimdi bu sayıyı scientific notation'da ifade edeceğim. O da şu şekilde oluyor arkadaşlar. Burada ilk başta 1 kalacak şekilde 1.11001 çarpı 2 üzeri 7. Yani burada virgülü 7 basamak sola kaydırdığım için burada 2 üzeri 7 elde ettim. Bu benim eksponentim oluyor. Ama burada da bir bias eksponentim var. O da otomatik olarak tanım gereği bunun değeri 127. Yani 127 sayısına ben buradaki bulduğum eksponentim 7. Bu 7'yi ekliyorum arkadaşlar. 134 elde ediyorum. Daha sonra bu 134 sayısını da bu decimal tabi bunu binary'e çevirdiğim zaman bulduğum sonuç bu şekilde ifade ediliyor. Bunu nasıl buldum? Yine buradaki yaptığım işlemin aynısını yaptım. Dolayısıyla buradaki biased exponent kısmı yeşille çizdiğim şu kısım oluyor. İlk baştaki şimdi pembe ile çizdiğim buradaki sign biti de hatırlayacaksınız sayımın pozitif mi negatif mi olduğunu ifade ediyor. Burada sayı pozitif olduğu için burası pozitif değerini ifade eden 0 olması gerekiyor. Şimdi fraction kısmına geçelim arkadaşlar. Fraction kısmı da sayımın şurada mavi ile çizdiğim kısım. Buradaki sayımın virgülün ya da noktanın diyebiliriz. Sağında kalan buradaki fraction kısmıyla aynı. Bunu yazmaya soldan itibaren başlıyorum. Burada 23 tane bit var. 23 bitle bunu ifade edebiliriz. Biz bunu soldan başlayarak yazıyoruz. 1 1 0 0 1 0 0. Burada kullandığımız bit sayısı 7. Geri kalan 16 biti de sıfırla doldurduğumuzu düşünürsek sayımızı istenen formatta ifade etmiş olduk arkadaşlar.